Şimdi özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünün açılması, ilkokullarda andımız uygulamasının kaldırılması, en çok tepkiler de zaten bu noktada ilk baktığımızda. Önemli bir adım, nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokratikleşme adım atılmış, nasıl bir adım sizce bu? Öncelikle şu değerlendirmeyi yaparak başlamak istiyorum. Türkiye'de eğitim sistemi toplumsal taleplere duyarlı olmadı. Ağırlıklı olarak askerler tarafından dizayn edildi veyahut yargı kararlarıyla dizayn edildi. Siviller bu konuya çok fazla girmediler. Dolayısıyla toplumun farklılıklarını gözeten, farklı talepleri gözeten, bütün bu farklılıkları kucaklayan bir eğitim sistemimiz maalesef olmadı. Dolayısıyla bu adım bugün açıklanan, Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan hususları ben son derece önemli görüyorum. Gerçekten Türkiye'de gerek andımızın kaldırılması olsun, gerekse farklı lehçelerin veyahut ana dilde eğitimin önünün açılmasına ilişkin çok ciddi talepler vardı. Bunu en son çözüm sürecinde zaten somut olarak gördük. Yani farklı bölgelerdeki çözüm sürecinin raporlarına baktığımız zaman belki toplumsal taleplerin en başına gelen husus ana dilde eğitimin önünün açılmasıydı. Evet. Dolayısıyla özel okullarda bundan sonra ana dilde eğitimin yapılacak olması son derece önemli. Çünkü dediğim gibi yani Türkiye'de peki, sadece Gür, Sayın Gür, beklentileri karşılıyor mu bu söylediğiniz anlamda? Çünkü çok büyük bir beklenti vardı ana dilde eğitimle ilgili. Yüksek bir çıtaydı. Atılan bu adım o beklentileri karşılamaya yeter mi? Ya da en azından bir başlangıç sayılabilir mi? Ya ben şunu çok samimi olarak ifade etmek istiyorum. Benim beklentilerimin çok üzerinde olan hususlar bunlar. Şundan dolayı Türkiye'de eğitim gerçekten oldukça muhafazakar bir sisteme sahip. Toplumun farklılıklarını hiçbir şekilde şu ana kadar gözetmemiş. Ve siviller bu konuda adım atmakta çok ürkek davranmışlar, çok korkak davranmışlar. Şöyle düşünün, daha bir yıl önce biz ilk defa Kürtçeyi seçmeli ders olarak kabul ettik. Üzerinden bunun bir yıl daha geçmeden, bir yıl sonra şu an biz artık özel okullarda Kürtçe eğitimin veyahut Lazca eğitimi veyahut farklı dillerde eğitimin açılmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla bunu eğer bir süreç olarak değerlendirirsek bu adımların ben son derece cesur adımlar olduğunu söylüyorum, düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Andımızla ilgili bir taraftan Türkiye'de ciddi bir muhalefet de söz konusu. Eğitimciler arasında da bu muhalefet söz konusu. Çünkü eğitimciler de genellikle bu milliyetçi, muhafazakar damardan besleniyorlar. Dolayısıyla böyle bir muhalefet olmasına rağmen toplumsal taleplerin karşılanması anlamında bir adım atıldı. Dolayısıyla ben bunu bu adımın takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu da ifade edelim. Andımız gerçekten 1930'lu yıllarda belki farklı ülkelerde de uygulanan bir şeydi. Yani çeşitli faşist ülkelerde işte Almanya'da, İtalya'da benzerini gördüğümüz uygulamalardı. Fakat artık öyle bir nokta geldi ki yani Türkiye'de gerçekten bunu taşımanın hiçbir yolu yok. Zaten kampanyalar vardı. Ciddi STK'ların bu konuda talepleri olduğunu biliyoruz. Özgür der olmak üzere mazlum der. Yine çeşitli STK'lar bu konuda zaten taleplerini dillendirmişlerdi. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir sivil talep söz konusuydu. Şu an sivil bir hükümet bu sivil talebi karşılamak üzere bir adım atıyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde baktığımızda ben bu adımların cesur adımlar olduğunu düşünüyorum. Etkili olur mu sizce? Muhakkak etkili olacak. Yani şöyle düşünün. Seçmeli dersler geçen yıl başlatıldı. Bütün Kürt çocuklar tabii ki gidip Kürtçe seçmeli dersi seçmediler. Bunun çeşitli nedenleri var. Fakat burada esas olan husus ilkesel olarak, hak olarak bunun tanınması. Yani bugün Türkiye artık şu talebi açıkça kabul etmiş durumda. Yani evet Türkiye'de sadece Türkçe konuşan insanlar yok. Çok farklı kesimler var. Ve bunların eğitim alma hakkı var. Bu hakkı almak için biz özel okullarda izin veriyoruz. Şu tartışılabilir, neden kamu okullarında yok? Evet. Ki bu tartışılmalıdır da. Yani Türkiye inşallah o günleri de göreceğiz. Kamu okullarında da Kürtçenin veyahut farklı dillerin öğretildiği veyahut konuşulduğu veyahut burada eğitim yapıldığı günleri de göreceğiz. Yani bunlar tartışılmalı. Bunların ben sağlıklı tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yeter ki burada geldiğimiz noktayı küçümsemeyelim. Yani bunun daha ilerisini söyleyelim. Daha ilerisini belki beklenti olarak dile getirelim. Dolayısıyla bu bir demokratik yürüyüş. Toplumun çeşitliliğini fark eden, bunlara cevap üretmeye çalışan bir adım olarak görüyorum. Dolayısıyla bunun kesinlikle etkili olacağını düşünüyorum. Tabii ki şu tartışılabilir. Her ailenin belki çocuğunu özel okula gönderme imkanı olmayabilir.
Bunun için maddi teşvikler de tartışılabilir ki hükümet zaten özel okullara yönelik olarak çeşitli teşvikler getirmeyi öngörüyor. Belki bu o adımlarla birleştirilir ve Türkiye'de özel okulların da belki biraz daha özgürleşmesine vesile olacak bir adım olabilir. Bekir Gür, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınız için. Kısa bir araya gidiyoruz.